PEEP üzerine konuşacağız genel itibariyle. Her ikisinden bahsetmeye çalışacağız. Aşağı doğru görece şöyle kısa diyebileceğimiz bir haber mevcut diyecektim de çok da kısa değilmiş. PEEP ve SHIP güne damga vurdu diyor. Şimdi SHIP güne damga vurmaya devam eder ama PEEP tarafında çok fazla FOMO'ya kapılmamak lazım. Tabii FOMO her türlü kötüdür. Hiçbir zaman FOMO'ya kapılmamak lazım. Ama PEEP tarafındaki mevcut hareketin çok fazla istikrara oturmama ihtimali var. Tamam mı? Mesela şöyle kısadan bir girip bakalım PEEP'e ne var ne yok diye. Şimdi PEEP normal şartlarda Bitcoin ile biliyorsunuz çok fazla korelasyonlu bir altcoin'dir. Ve ciddi ölçüde BTC'yi takip eder. Anında çok hızlı bir şekilde korele olur. Devamında da ne yapar? BTC ile birlikte hareket eder. Fakat şu anda belli seviyelerden sonra ki daha önce konuştuğumuz yani 10,5'lara kadar geriliyor. Devamında ben burada akümülasyon yapıp kalkar diye düşünüyordum da geriledi, anında kalktı. Tabii elde tutma oranları çok yüksek olunca bu tarz durumlar olabiliyor. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey birincisi anında bir kalkış yapıyor. Evet yani elde tutma oranları çok güçlü ve PEEP genel itibariyle zaten güçlü yani yukarı meyilli bir altcoin. Altcoinlerin geneli şu an zaten yukarı meyilli. BTC bıraksa çoğu altcoin'de biz güçlü yukarı hareketler seyredebiliriz aslında. Ama gelin görün ki gerçekler tam da şurada durduğu gibi. O yüzden PEEP tarafı muhtemelen harekete devam edecek. Belki 14,5'lara kadar da uzatır. Ama şu anda istikrara oturabilmesi konusunda çok erken olduğunu düşünüyorum ben. Mevcut yükselişin, tamam mı? O yüzden buna dikkat etmek gerekecektir. 14,4 civarları, 14,5'lara kadar vesaire yükseliş gerçekleştirme ihtimali var. Hatta yüksek çünkü şu anda akümülasyon yaparken bile sürekli alanı daralttığını görüyoruz. Tıpkı Shiba'nın kırılımlarını gerçekleştirdiği gibi yükselen bir destek hareketi gerçekleştiriyor. Aynı şekilde hacmi de hiç fena değil. Trader oranları da yüksek. Dolayısıyla muhtemeldir ki bir 14,5 denemesi yapma ihtimali var. Bunu söylemeye çalışıyorum. Fakat belli bir noktadan sonra ki aşağıya bakan bir günlükte EMA50 var. Dolayısıyla bu pozisyonların ardından bir kırılım gerçekleşmesi gerekiyor ki yükseliş istikrar sağlayabilsin. Ve şu anda bu kırılımı yapabilme yani yönünde bence Bitcoin'den güç almadan bunu çok fazla yapamaz. Çünkü korelasyonu çok yüksek olan bir coin. O yüzden ani alımlar vesaire yapmaya girişirken dikkatli olunması gerektiğini söyleyebilirim. Ama zaten genel olarak PEEP alınabilir çünkü çok güçlü bir coin. Sezon içerisinde ben hiçbir altcoin'e açıkçası PEEP'i hiçbir altcoin'e benzetemiyorum diyebilirim. Hani hareket kabiliyeti olarak Ether'e benzetebilirsin. Bu sefer şeyde tutmaz, volatilitede tutmaz. Ether de güçlü fakat belli noktalara kadar şiş olduğu için örneğin biliyorsunuzdur bir analist konuyla alakalı konuştu ve dedi ki PEEP bu sezon Shiba'dan da Dogecoin'den de fazla yükselecek. Niye? Çünkü diğerlerine göre piyasa değeri daha düşük. Tabii piyasa değerinin daha düşük olması yani bir coin'in illa piyasa değeri diğerlerinden düşükse muhakkak bu çok yükselecek falan anlamına gelmiyor. Ama mevcut şartlarda doğru yatırımcının talep etme ihtimali çok yüksek olan birkaç tane altcoin var elimizde. Bunları değerlendiriyorsak eğer bu doğrudur. Neticede bir coin varsa ve diğerleri gibi ortalama bunun da yüksek bir talep almasını, yüksek derecede bir ilgi görmesini bekliyorsak tabii ki de diğerlerine göre katlama oranının da daha fazla olmasını bekleriz. O yüzden evet, yani sorunun cevabı evet. PEEP'in potansiyel olarak Shiba'dan da ben Dogecoin'den de fazla yükseleceğini düşünüyorum. Nitekim sezon içerisinde pek çok altcoin'e göre daha fazla yükseleceğini düşünüyorum diyebilirim. Burada sadece Shiba ve Floki, bakın Shiba ve Floki konusunda bazı ihtilaflı görüşler olabilir. Bu ihtilaflara düşülmesi de normaldir. Her ikisinde de çok güçlü alım noktasında hareket edilebileceği için katalize edilmesi bakımından. Çok anlatamadım biliyorum ama şöyle bakın.
Shiba'nın da Floki'nin de çok güçlü katalizörleri var. Ekstrem katalizörleri var. Bir tanesi şu anda Shibarium getiriyor. Bir tanesi Shibarium'dan sonra zaten fazla fazla yine haberlerde verecekler. Farklı geliştirmeler olacak. Metaverse vesaire. Ekstra satışlar bilmem ne derken pek çok katalizör var. Floki'ye baktığınız zaman yine öyle. Pek çok noktada yine katalizörleri var. Bla bla bla. Dolayısıyla bunlarla birlikte belki PEEP yakalanabilir. Sonuçta net konuşamıyoruz. Çünkü ortada talep görecek bir şey var. Doğru, Shiba. Fakat bu ne oranda? Örneğin Shibarium'dan kaynaklı ne oranda talep görecek? Hani bunu kesin bir şekilde söyleyebilir miyiz? Tabii ki de kesin bir şekilde söyleyemeyiz. Yani nokta atışı bununla alakalı konuşabileceğimiz bir durum yok. O yüzden net bir şekilde de kestiremiyoruz tabii ki durumu. Shiba'ya baktığımızda Shiba zaten şu anda yükselişini sürdürüyor. Şöyle bir yandan da Shibcoin'e girelim ki daha iyi olsun. Evet, Shiba zaten bir yandan yükselişini sürdürüyor. Sezon içerisinde iyi yükselecek coinlerden bir tanesidir. Şu anki Shibarium olayına ilişkin dediğim gibi ihtilaflı fikirler vardır. Farklı görüşler vardır. En son bakın 105 noktalarına kadar geri çekiliyor farkındaysanız ve devamında tekrar yükselişe başlıyor. Bunu önceki videolarda konuşmuştuk. Shibcoin'in 105'lere kadar geri çekilebileceği, ortalama buralara kadar düşüş noktasında kredisinin olduğu ve bu pozisyonlara kadar düzeltmeler yapabileceğiyle ilgili. O yüzden anormal bir durum yok. Hatta daha iyi oldu diyebilirim. Bu noktalara kadar denemiş olması biraz daha alım noktasında daha güçlü çalışabileceğini bize gösterir. Burada bu arada şey var mı? Son söyleyeceklerim de söyleyeyim. Bu neymiş? Pip ve Ship grafik long pozisyonların artış göstermesi ve alım iştah. Her ikisinde de şu anda long pozisyonlar ciddi artış gösterdi. Bu bağlamda Pip'teki long pozisyonlardan Pip'te aşırı işlem yok şu anda. Var yine tabii ki ama oransal bakımdan Shiba'daki işlem oranı Pip'e göre daha yüksek mesela. Yani öyle bir şey söyleyeyim size. Ortalama oransal olarak trader oranları Pip'te daha yüksek. Fakat işlem oranları Shiba'da daha yüksek. Tabii ki her ikisinin de farklı fiyata etki eden karakteristik özellikleri vardır. Trader oranları daha istikrar fakat işlem oranları daha güçlü patlamalar getirir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla durumlar böyle. Konu üzerine de konuşmayı sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.